Mustafa Bey, selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam. Size bir sorum olacaktı. Miras alması gereken kişinin miras almasını engellemek dinen ne kadar günahtır? Tam da onu konuşuyorduk. Onu söyledik Evet, tam zaten. da onu Şimdi onu anlatıyordu hocam. şöyle tekrar edeyim. Miras bir kişi öldükten sonra kalan terekesi diyoruz. Malı kendisine miras düşenlere kim vardır? Oğlu vardır, kızı vardır, eşi vardır. Ya da çocuğu yoktur. Anası babası vardır. O zaman anne babaya da düşer. Eşine de düşer. Çocuklara efendim veya kardeşlere de düşer. Çocukları yoksa. Çocukları varsa en önemli miras çocuklara düşer. İşte dolayısıyla öldükten sonra benim mirasımı şu çocuğuma vermeyin. Men Diyemez. ediyorum diyemez. Böyle bir men etme hakkı yoktur. Onu hayattayken kendisi ona göre tasarrufta bulunacak. Genç izleyicimizi tanıyalım mı sizi? Mihriban mıydı? Mihriban Gören. Evet. Nereden Evet, arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyordum sizi. İstanbul'dan arıyorsunuz. Başka sorunuz var mıydı? Bir de taşınmaz mallarla alakalı pay edilirken ne şekilde pay ediliyor? Eşit mi oluyor, yoksa cinsiyetin ya da herhangi bir yakınlık derecesinin bir etkeni oluyor mu bu pay etme unsurunda? Bunu da merak ediyordum. Gayrimenkul, ev arsa gibi şeyler pay edilirken. Evet, şimdi zaten bunları hocam detaylı anlatacak. Mihribancığım, istersen hatta kalabilirsin. Böyle beraber dinleyelim hocamı. Bakın Buyurun şimdi hocam. bir defa Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde mirasla ilgili ayetler var. Kur'an-ı Kerim bir şeye dikkat çekiyor. Bu Allah'ın taksimidir diyor. Ve buna uyanları müjdeliyor, uymayanları uyarıyor. Ve detaya girinceye kadar mirası anlatıyor. Detaylı. Bir oğlan olursa, iki kız olursa, kızları olursa, oğlanları olursa, olmazsa diyecek kadar detaya giriyor. Çok önemli bir konu. Çünkü kavganın çoğu Evet. malcanın yongası diyerek oradan başlıyor. 11. Hatta 7. ayetinden itibaren ta 176'lara kadar aralarda başka şeyler de var ama mirastan bahsediyor. Çok önemli. Şimdi ana babanın yakınlarının bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın yakınlarına bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Birer hisseleri var. Bunlar hisse vardır. Kadınlara da bir pay var. Gerek azından gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmış. Miras helaldir. Buradan anlıyoruz. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler, yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa onları da razı edecek bir şeyler ver diyor. Uzak akraba, evlatlık, elinin altında. Miras düşmüyor onlara doğrudan. Ama onlara da yanında ya sen baktın, Hocam anne büyüttün. babaya düşüyor mu? Anne babaya evladı olmasa düşer. Yani evlat vefat etti. Mirasını eşi ve çocukları alacak ya anne babaya da düşer mi? Çocukları varken anne babaya bir şey kalmaz. Ha tamam. Ama eşine çocukları yoksa anne babasına hepsine miras düşer. Önce çocuklar meselesine gelelim şimdi. Tamam. Çocuklar Kur'an-ı Kerim onu da söyleyelim hemen. Ne diyor? Erkeğe efendim Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. İkiden fazla kadın ise üçte ikisi. Eğer bir yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Ölenin çocuğu varsa ana babasına altıda bir düşüyor. Ha düşüyor. Düşüyor. Şimdi şöyle bir husus var. Kur'an-ı Kerim diyor ki iki kızın var diyelim, bir oğlun var mirasta. Sen de öldün, baba öldü. Evet. Oğlana iki hisse, kızlara birer hisse verilecek. Kur'an'a göre öyle değil mi? Oğlan iki kat alacak. Evet ve bu çok soruluyor Oğlan hocam. iki kat alacak. Evet. Bunlar ne zaman? Öldükten sonra. Alimler, ulema diyor ki ölmeden önce tasarruf senin hakkındır. Ve rızasını alarak oğlana da eşit, kıza da eşit verebilirsin. Ha, illa iki katını oğlana vermek gerekmiyor. Gerekmiyor. Ha Bak tamam hocam. ölmeden önce. Ha ölmeden önce. Ölmeden önce. Tasarruf.
Öldükten sonra Kur'an'ın hükmü geçer. Onun için buradan şöyle bir şey çıkıyor. Malınızı ölmeden önce pay ederseniz, rızasıyla uygun olursa çok daha güzel olur. Helaldir miras ama paylaşmayı ihtiyaçlarına göre, durumlarına göre ve aralarındaki rızaya göre ölmeden önce yap. Can buraya gelince malını veriyorsun. Bir de mirasta şöyle bir problem var. Adamın evi var, arsası var, arabaları var, yazlıkları var, kışlıkları var, bir sürü biriktirmiş birikimi var, altını var, dövizi var. Çocukları fakir yaşıyor. Öyle görüyorum. Onlar karnını doyurmak için uğraşıp duruyorlar. Adam zırnık vermiyor. Öldükten sonra diyor. Yazık ya. Dağıt kardeşim. Hem piyasaya sürmüş olursun. Yastık altında bekletiyor insanlar şimdi sürekli. Hayır, varken, sen öldükten sonra onun nasıl paylaşılacağını da bilmiyorsun. Tabii, varken niye yokluk çeksinler? Onu da söyleyelim. İşte burada evlat ayrımı kul hakkına girer. Evlatlar arasında kendisi canlıyken tasarrufta bulunacak. Daha sonra kalan terek eden oğlana bir kıza yarım olmasının ayrı bir hikmeti var. O nedir? Evet. Kızlar evlenmezse ana babası bakmak zorundadır. Bakmak zorundadır. Hmm. Kardeş bakmak zorundadır kardeşi. Evlenirse kocasından mehir alır ve malına ortak olur. Bütün bakımı kocasının üzerinedir. Kadın aslında mağdur olmuyor. Erkeğe bütün yükü erkeğin üzerine koyduğu için evi geçindirmek, kadına bakmak, çocuklarına bakmak, nafakasını temin etmek erkeğin vazifesidir. Onun için harcayacağını düşünerek erkeğe iki veriliyor. Kadına bir verilmiş. Kadının gideri az, erkeğin burada gideri çok. Evi kuran, harcayan o, mecbur o. Üvey kardeşlere miras düşer mi? Üvey kardeş kimdir? Geçen ben bir sefer söyledim, şaşırdım dedim. Evet hocam. Hatırlıyor musun? Evet evet. Ben ilk defa orada öğrendim. Hocam isterseniz izleyicimiz, genç kızımız orada bekliyor. Sorunuza cevap aldınız mı? Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Gayrimenkulleri söylemedim. Gayrimenkuller onu da alalım o zaman hocam. Gayrimenkuller tereke ise, yani öldükten sonra pay edilecekse hepsi bu sistem üzerine, Kur'an'ın sistemi üzerine değerinden hesap edilir ve rızasıyla dayatılır. Yoksa gayrimenkuller benim, nakit para senin, böyle bir şey ayrım yok. Hepsi değerinden eşit olarak dağıtılır. Yani bunların değeri neyse onlara göre verilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.